Merhaba Hayday severler. 500 Tilki kanalımıza hoş geldiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi kahve çekirdeği nerede kullanılır? Bundan önceki videomuzda böğürtlen nerede kullanılır? Ayrıntılarına değinmiştik. Ondan önce de ahududu nerede kullanılır? Ayrıntılarına değindik. Şimdi ise son videomuz kahve çekirdeği nerede kullanılır? Fakat başlamadan önce sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Çalılar hakkında bilmediklerimiz başlıklı videomuzda bazı soru işaretlerini ele almıştık. Onları bir hatırlayalım. Ahududu mu daha hızlı satılır? Böğürtlen mi daha hızlı satılır? Yoksa kahve çekirdeği mi daha hızlı satılır? Ve bunlar neye göre hızlı satılır? Neye göre yavaş satılır? Bu soru işaretlerinin cevaplarına ulaşabilmek için ahududu, böğürtlen ve şu an düzenlemiş olduğumuz kahve çekirdeği hakkında ayrıntılara değiniyoruz. Bir sonraki videomuzda bunların çözümlerini ele alacağız. Fakat sizler de yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Onları da bir okuyalım. Sizlerin düşüncesini onları gerçekten merak ediyoruz. Şimdi hazırsanız başlayalım. 42 seviyede espresso kahve açılır. 3 adet kahve çekirdeği kullanır. Üretim süresi 5 dakikadır ve kamyonda da kullanılabilir. Kamyon dışında aynı zamanda mahalle içerisinde arkadaşlarımıza, komşularımıza, sevdiklerimize ikram ederiz. Ve aynı zamanda bizim de misafir etkinliğimizde misafir olduğumuz mahalledeki mahalle lideri ya da onun dışında da mahalle sakinleri bize davet ederek dükkanlarına gidip oradan kahvemizi alıyoruz, ikramlarımızı alıyoruz. Aynı zamanda teşekkür ederiz ikram eden komşularımıza. Sıradaki resme geçelim. 43 seviyede açılan kafe latte 2 adet kahve çekirdeği kullanır. Üretim süresi 10 dakikadır. Bu da aynı espresso kahve gibi kamyonda kullanılabilen ürünler arasında yerini alıyor. Bilginiz olsun. Diğer resme geçelim. 45 seviyede açılan kafe mocha 1 adet kahve çekirdeği kullanır. 15 dakika süresi vardır ve bu da aynı şekilde kamyonda kullanılabilen ürünler arasında yerini alıyor. Bunların takasları da yapılabilir. Bunların takaslarına da ben fazla denk gelmedim ama bunlar da süreleri kısa olduğu için çoğunlukla komşularımız kendileri üretiyorlar, sağlıyorlar. Diğer resme geçelim. 46 seviyede açılır Ahududulu Mocha. Bir adet kahve çekirdeği kullanır. Üretim süresi 30 dakika. Bunu biliyorsunuz Ahududu hakkındaki ayrıntılarda bunu da ele almıştık. Aynı zamanda kahve çekirdeği de maalesef üretimde istiyor. Bunu da kahve çekirdeği nerede kullanılır başlıklı videomuzda tekrardan gördük. Allah'a şükür böğürtlenli buzlu içecek karşımıza çıkmadı. Sonunda ondan kurtulduk. Şimdi diğer resmimize geçelim. 62 seviyede açılan karamelli latte, 2 adet kahve çekirdeği kullanır, süresi 15 dakika. Bu da aynı zamanda kamyon listelerinde sık, sık kullanılabilen ürünler arasında yerini alıyor. Bunu da ağıl kapasiteleriniz artık ne kadarsa ona göre istifleyebilirsiniz, stoklayabilirsiniz. Diğer resme geçelim. 88 seviyede açılan buzlu muzlu latte, 2 adet kahve çekirdeği kullanır, üretim süresi 20 dakika. Bunun takaslarına denk geldim. Takaslarını yapanlar da var. Ama lakin ben takasını yapmıyorum bunun. Çok böyle gerek duymadıkça tabii ki. Gerek duyarsam ben de yapıyorum. Süreleri zaten kısa olduğu için bunları makinalarımızda rahat, rahat rahat hızlı bir şekilde üretebiliriz. Aynı zamanda buzlu muzlu latte de kamyon isteklerinde yerini alıyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki resmimize geçelim. 93 seviyede açılan peeling sabunu 2 adet kahve çekirdeği kullanır. Üretim süresi 1 saattir. Bunu da Ahududu hakkındaki ayrıntılarda değinmiştik. Bu da aynı zamanda kahve çekirdeği nerede kullanılır kullanılırla alakalı videomuzda yerini alıyor. Kamyonlu tabi ki kullanılabilen ürünler arasında geçiyor. Diğer resmimize geçelim. 94 seviye çaydanlık. 1 adet kahve çekirdeği kullanır üretim süresi 3 saat 40 dakika. Biliyorsunuz en son çıkan makinede bunu da artık üretiyoruz. Bu da kahve çekirdeği istiyor. Bu da kamyonda kullanılabilir, istasyonda kullanılabilir. Bu şekilde bunu da üretebilirsiniz, istifleyebilirsiniz, stoklayabilirsiniz. Komşularım bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda artık bunların çözümlerine ulaşacağız. Ben sizlere videoların üçünü de hazırladım. Sizler de izleyerek düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda tecrübelerimize dayanaraktan ayrıntılara değineceğiz. Artık bunu sonuçlandıracağız. Bir sonraki videomuzda başka konulara değineceğiz. Ve aynı zamanda faaliyetlerimiz de devam ediyor. Çarkıfelek, misafir etkinliği, kelimelik, ve diğer komşu evde misin etkinliği ve diğer etkinliklerimiz devam ediyor. Faaliyetlerimize katılarak da siz de ikram etmiş olduğumuz ürünlerden alıp oyunlarınızı geliştirebilirsiniz. Yorumlar kısmını inceleyin. Yorumlar kısmında etkinlikler yapıyoruz. Bak, bakın burası önemli bir konu. Yorumlar kısmında etkinlikler yapıyoruz. Ağaç serimizde mesela bunu sık sık yapıyoruz. Ağaç videomuzun içerisinde belli dakikalarda yerini alan bir mesaj var o mesaja ulaşan komşularımıza ürün ikramında bulunuyoruz. Aynı zamanda yorumlar kısmında da bu devam ediyor. Bilginiz olsun. Komşularım bu videomuzda aynı şekilde diğer videolarımız gibi öğretim ve anlatımla alakalı faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda faaliyetimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.